Eldivan ilçemizin doğalgaz kullandırma açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Lafçı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekili, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Kaymakamım, Sayın Kargaz Genel Müdürüm, İl Genel Meclis Başkanım, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanımız, Sayın İlçe ve Belediye Başkanlarımız, Sayın İlçe Başkanlarım, çok kıymetli belediye meclis üyelerim, çok kıymetli il genel meclis üyelerim, çok kıymetli kadın ve gençlik kolları ilçe başkanlarım, daire amirlerimiz, muhtarlarımız, başağalarımız, basınımızın güzide mensupları, kıymetli Eldivanlı hemşerilerimiz. Eldivan ilçemizin doğalgaz kullandırma açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülke tarihi açısından büyük öneme sahip doğalgaz hizmetinin kazandırılmasının yanısında yine ilçemiz için çok önemli yerlere sahip olan içme suyu şebekemiz, yani altyapı sistemimizin içme suyu şebekemizi tamamen yeniliyoruz. Şu anda %99'u tamamlanan içme suyu şebekemiz yenilendiğinde Allah'ın izniyle hemşerilerimiz, vatandaşlarımız sağlıklı temiz suları musluklarında akıtıp direkt musluğumuzdan su içme imkanına kavuşmuş bulunacaklardır. Yine aynı şekilde ilçemiz altyapılarıyla sıkıntılı olarak yaşadığımız noktalardan bir tanesi de kanalizasyon şebekemizde tıkanıklar oluyordu. Eski sistem çalışmıyordu, kokular oluyordu. Yine kanalizasyon şebekemizin ilavesinin yapım işleri de hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bunu da tamamlayıp ilçemizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bir diğer altyapı hizmeti olarak ilçemize kazandırdığımız elektrik hatlarımızın yenileme işlemi de %70 oranında tamamlanmış bulunmaktadır. İnşallah önümüzdeki günlerde merkez bölgede, bu bölgede aydınlatma direklerimizin de imalatıyla bu görüntü kirliliği olan havai hatlarımız kalkacak. Yeraltı enerji şebekemizi kullanmaya devam edeceğiz sayın hemşerilerimiz. Yine yeraltı altyapı sistemlerimize ilaveten İlçemizde gençlerimizin spor yapmaları amacıyla, ilçe halkımızın spor yapmaları amacıyla bir tane kapalı halı saha ve bir tane nizami sentetik futbol sahası işlemelerini tamamladık. Kabulleri tamamlandı. Önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlarımız kullanmaya başlayabilirler. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda benim karşımda sayın protokolümüzün de arka tarafında devam etmekte olan hükümet konağı inşaatımız da inşallah önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra kaymakamımız ve daire amirlerimiz hükümet konağımıza taşındıktan sonra mevcut hükümet konağını da tamiratını yaptıktan sonra belediyemiz orada hizmet vermeye devam edecektir. İnşallah daha iyi şartlarda personelimiz de sizlere hizmetin en iyisini verecektir Allah'ın izniyle. Kıymetli hemşerilerimiz göreve geldikten sonra yollarımızla ilgili sıkıntılarla da alakalı çözümler üretmeye çalıştık. Bunların başında çevre yolumuzun genişletilmesi gerekiyor. Çevre yolumuz çok dardı. Yaya trafiği açısından da can güvenliğinde tehlike arz ediyordu. Bunun önüne geçmek amacıyla yaklaşık 6000 ton sıcak asfalt serimi yaparak çevre yolumuzu genişlettik. İlçe giriş yolumuz da kötü durumdaydı. İlçe giriş yolumuzu da sıcak asfaltla buluşturduk. Lakin ilçe giriş yolumuzdaki bazı teknik aksaklıklar sebebiyle bozulmalar oldu. İnşallah bu ayın sonuna kadar, yani Ekim ayının sonuna kadar onun da tamiratını yaparak kış aylarına güzel bir yolla girmeyi hedefliyoruz. Kıymetli hemşerilerimiz, ilçemizde bildiğiniz üzere TOKİ yoktu, toplu konut yoktu. Bunun da işlemlerini takip ettik ve TOKİ inşaatının temel kazıları açıldı, temel serimi başladı. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki yıl 2022'nin Ağustos ayında TOKİ konutları tamamlanarak siz kıymetli hemşerilerimizin teslimi yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi birkaç dakika içinde hızlı da saydık. Bu saydığımız yatırımların toplam maliyeti yaklaşık 100 milyon TL'dir kıymetli misafirlerimiz. 100 milyon TL gibi bir yatırımı bu kadar kısa süre zarfı içinde tabii ki de AK Parti hükümeti sayesinde biz buraya kazandırdık. Tekrardan emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. İlçemize kazandırdığımız her yatırımda, her hizmette olduğu gibi doğalgaz hizmetinin kazandırılması süresi boyunca da bazı kesimler tarafından doğalgaz Eldivan'a gelmez, yakılmaz propagandası yapıldı sayın misafirlerimiz. Evet sayın hemşehrilerim, eğer biz gittiğimizde ilçe merkez nüfusumuz 20.000'den az, siz doğalgaz alamazsınız, şartınız tutmuyor dediklerinde geri dönüp gelseydik. İlçenizde organize sanayi yok, onun için doğalgaz şartınız tutmuyor denildiklerinde biz geri dönüp gelseydik. Önümüze çıkan her zorlukta, her engelde mücadele etmeyip de zaten bu zamana kadar yapılmamış, bundan sonra da yapılmasa ne olur deseydik biz doğalgazı kullandırmaya olurduk, yakamıyor olurduk. Bunların en önemlisi, biz bu işe inanmamış olsaydık doğalgazı yakamayacaktık. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iman varsa imkan da vardır sözünü biz kendimize önce eyledik, rehber eyledik. Biz bu doğalgazı yakacağımıza canı gönülden inandık. Bizlere inanan sayın milletvekillerimiz, grup başkan vekilimiz, il başkanımız, teşkilatımız sayesinde doğalgazı ilçemize kazandırdık. İnşallah daha iyilerini de, daha iyi hizmetleri de ilçemize görev süremiz boyunca kazandıracağız Allah'ın izniyle. Kıymetli Eldivanlılar, mermeri aşındıran suyun çokluğu değil, damlaların sürekliliğidir sözünüzü kendimize rehber ettik. Küçük su damlaları gibi süreklilik kazandırarak, devamlılık, gide gele yolları aşındırarak, engelleri aşarak bu doğalgaz hizmetimizi ilçemize kazandırdık. Annelerimizin, eşlerimizin, kardeşlerimizin, vatandaşımızın işlerini kolaylaştırmak adına, yaşam standartlarını yükseltmek adına ve daha da önemlisi ev ekonomisine katkıda bulunacak bu doğalgazımızın ilçemize kazandırılmasında bizlerden desteklerini o zamana kadar hiçbir şekilde esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e, Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'na, Milletvekilimiz Eldivan'ın her imdat dediğinde yardımına koşan Sayın Salim Çivitcioğlu'na, İl Başkanımız Sayın Abdulkadir Çelik nezdinde tüm AK Parti teşkilatımıza, ayrıca Çorum Kargaz firma sahibi Sayın Ahmet Ahlatçı Bey nezdinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kasım Kahraman'a, Çorum Gaz Genel Müdürümüz Sayın Mevlüt Karay'a ve tüm Kargaz ekibine şükranlarımı, minnetimi sizin huzurunuzda tekrar sunuyorum. Doğalgaz açılış törenimizin ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, İlçe Kaymakamım, Sayın Kargaz Genel Müdürüm, İl Genel Meclis Başkanım, kıymetli diğer ilçelerimizin ilçe başkanları, belediye başkanları, kıymetli Eldivan ilçe teşkilatımız, muhtarlarımız, değerli Eldivanlı hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, değerli basın mensupları, bugün Eldivan'ın tarihi gününe hep birlikte şahitlik ediyoruz. 1976 yılında elektriğin ilçemize gelmesinden sonra en büyük ve en faydalı hizmeti ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırım AK Parti'nin hizmet siyasetinin en güzel örneklerinden birisidir. Eldivan'da olduğu gibi Çankırı'da, ülke genelinde ve dünyanın binlerce noktasında AK Parti hükümetlerinin insanlığa faydalı hizmetlerini görmek mümkündür. Çünkü onlar konuşur, AK Parti yapar diyoruz ve bu doğalgazın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta milletvekillerimiz, il başkanımız, kıymetli belediye başkanımız, değerli ilçemizin yetkilileri ve Kargaz yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu programa katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Kargaz Bölge Genel Müdür Yardımcımız, belediye başkanımız, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eldivan'a yaklaşık bir 3-4 hafta önce geldim, burada göreve başladım. Geldiğim bugün, o günden bugüne kadar şunu gördüm. Eldivan'ın çok büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmemiz gerekiyor. Yani bu potansiyeli harekete geçirmek için de en öncelikli ihtiyaç insan gücü. İnsanlarımızın buradaki yaşam kalitesini, yaşam standartlarını arttırmamız gerekmekte. Bu noktada da doğalgaz yatırımı insanların buradaki hayat standartlarını yükseltmesi adına en büyük, en önemli adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Geldiğim günden beridir belediye başkanımızla da sürekli görüşüyoruz, istişare ediyoruz. Belediye başkanımızın enerjisi, hareketliliği, ilçeye dair olan fikirleri, planları hakikaten bizi de çok olumlu etkiliyor. Bizim de iştahımızı kabartıyor iş yapma noktasında. Bundan sonraki yatırımlarda da, bundan sonraki işlerde de inşallah biz de burada elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince desteklerimizi, gayretlerimizi sunacağız. Eldivan'da hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışacağız. Bu yatırımlardan dolayı, bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ayrı ayrı. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah'tan daha güzel hizmetlerin, daha güzel işlerin yapılması için bizlere güç kuvvet vermesini diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın milletvekilim, sayın kaymakamım, sayın belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, çok değerli Eldivan halkı, Eldivan için tarihi bir gün olan bugüne, bu açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sayın misafirlerimiz, bugün burada başkanımız da ifade etti. Gerçekten Eldivan için tarihi bir gün söz konusu. Eldivan için tarihi bir gün diyoruz çünkü Ankara'nın bile halen de doğalgaz yokken ya da bu sene verilecekken Eldivan'a biz bugün için doğalgazı arz etmiş olacağız. Yine çoğu büyük şehirlerimizin çoğu ilçelerinde doğalgaz yokken biz Eldivan'a bugün için gaz vermiş olacağız. Bize bu sevinci yaşatan, bugün burada toplanmamıza sebep olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuza, şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Aldatçı'ya, Genel Müdürümüz Sayın Kasım Kahraman'a ve tabii ki doğalgazın bu kadar yaygınlaşmasına vesile olan illerimizin, ilçelerimizin ileri gelenlerine, sayın milletvekillerimize, valilerimize, kaymakamlarımıza, diğer kanaat önderlerine ayrı ayrı teşekkür borcumuz var. Elbette ki Eldivan özelinde söylersek, sayın kaymakamımız da ifade etti, belediye başkanımız Mustafa Bey'in katkısı da ayrıca teşekkürü hak ediyor. Diğer belediye başkanlarımız için de aynı şeyi söylemek gerekli. Mustafa Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ayda bu günlerde Orta ilçemizde aynı sevinci yaşayacağız. Şu an için bir aksilik gözükmüyor. Ortada aynı grubu toplayıp sevincimizi paylaşacağız. Değerli misafirlerimiz, bu giriş konuşmasından sonra bugüne kadar ilçemizde yapılan işlemlerle ilgili birkaç rakam sunmak istiyorum. Şu ana kadar ilçemizde yaklaşık 50 kilometreye yakın bir hat tesisi yapıldı. Bu tesisin 18-19 kilometresi Çankırı ve Eldivan arasına tesis edilen orta basınçlı diye ifade ettiğimiz doğalgaz çelik hattı. Türkiye'de bu tür işlemlerin örneği çok az. İlkini Eldivan'da gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay biraz daha büyük boyutlusunu Orta için gerçekleştireceğiz. Orta'ya da Atkaracalar'dan Orta ilçesine kadar tesis ettiğimiz halen inşaatı devam eden hattımız var. İnşallah önümüzdeki ay bunu da gerçekleştirmiş olacağız. İfade ettiğim gibi bu kapsamda 50 kilometreye yakın hat tesis ettik. Bu hattın yaklaşık maliyeti Eldivan'a yapılan diğer işlemlerle birlikte 17 milyon civarında. Başlangıçta başkanımız ifade etti. Eldivan'a yapılan yatırımlar konusunda 100 milyon TL'ye bu 17 milyonu da ekleyebiliriz rahatlıkla. Önümüzdeki yıllarda da bu yatırım devam edecek. Yapılan bu yatırımla ilçedeki tüm konut ve iş yerlerinin %63'ü şu an doğal gaz kullanabilecek duruma geldi. İlçede şu an 730 civarında abonemiz var. Bu da ilçedeki toplam konut ve iş yerlerinin %64'üne tekabül ediyor. Pardon, düzeltiyorum. 730 abonemiz var. Ama bizim 1500-1600 civarında konutun önünde hattımız mevcut. Bu 1600 konutun sadece 730'u abone olmuş. Tabii küçümsemek için söylemiyorum. Sadece 1000'e yakın bir önünde hat olduğu halde, abone olma imkanı olduğu halde abone olmamış vatandaşlarımız söz konusu, ama 730 rakamı bizim de hedeflerimizin üzerinde bir rakam. Tabii şu an gaz verildikten sonra bu rakamın daha da artacağını bekliyoruz. Bu 730 rakamı abone sayımızın önünde hat olan binaların da %43'üne tekabül ediyor. Söylediğim gibi çok kısa sürede bu rakam daha da yukarıya çıkacak. Çok değerli milletvekilim, değerli kaymakamım, genel meclis başkanım, Kargaz genel müdürüm, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarım, değerli muhtarlarım, değerli Eldivanlı hemşehrilerimiz ve çok değerli basınımızın yüzde mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Eldivan ilçemizi doğalgazla buluşturma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gerçekten Eldivan için tarihi bir gün. Doğalgaz bizim dönemimizde Çankırı'da doğalgazın ilk geldiği zaman hatırlıyorum. Şimdi bugün o günkü anıları gözümde canlandı. Anıt alanında doğalgazın ilk meşalesini yaptığımızda o zaman da işte Çankırı'ya doğalgaz gelemez, işte bunu yapılması imkansız gibi cümleler kurulmuştu. Aynı şekilde doğalgazı Çankırı'yla buluşturduk ve Çankırı'nın hemen hemen çoğu ilçesine buluşturduk ve en son olarak Eldivan ve Orta ilçemize bu doğalgazla kavuşturduk. O zaman yine bu doğalgazın gelmesi, getirilmesi mümkün değil, yakılamaz, yapılamaz denilen süreçte imkansız başararak burada belediye başkanlarımızın gayretiyle ve milletvekillerimizin üstün gayreti ve başarısıyla bu süreci bu şekilde bu aşamalara getirdik. Tabii bu kolay olmadı. Bu alandaki, bu süreçlerdeki, bakanlıktaki görüşmelerin hepsine bizzat şahit olduk. 20 bin nüfus şartı, işte sanayi şartı, bunların yerine getirilmesi gerekiyordu ama tabi burada istenince başarılmayacak hiçbir durum yok. Bizim AK Parti belediyeciliği olarak şiarımız hizmet ve çözüm üzerine, vatandaşımızın talebi neyse, onların konforu ve huzur içinde yapılması gerekiyorsa bunu her alanda yapıyoruz. Bunu işte görüyorsunuz, Eldivan Belediyesi olarak birinci öncelik olarak burada görüyoruz. Şehrin, ilçenin girişinden itibaren her yeri şantiye halinde. Bir taraftan doğalgaz çalışmaları, bir taraftan su altyapı çalışmaları, yine belediye başkanımızın saymış olduğu çalışmalar 31 Mart 2019 tarihinde belediyeyi devraldığımız tarihten itibaren Eldivan'daki ve diğer ilçelerdeki değişimi, dönüşümü, gelişimi hep beraber görüyoruz. İnşallah bundan sonra da bu hızlı çalışmalarımızı, güzel hizmetlerimizi hep beraber yürüteceğiz. Doğalgazın bütün Eldivan halkına ve tabii öncelikle hanımlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Onlar en çok istifade edecekler ve bütün halkımız. Bundan sonra da inşallah diğer doğalgaz almayan ilçelerimize de bu konularda sağ olsun milletvekillerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bizim bütün gayemiz Çankırı'nın bütün tamamına, bütün ilçelerine, bütün köyüne, halkına, vatandaşına eksiksiz bir vaziyette hizmet etmek. Bu konuyla ilgili de hep beraber, birlik beraber içerisinde milletvekillerimiz ve teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da Eldivan'ımız için, Çankırı'mız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız diyorum. Ben bu toplantının, törenin hayırlı vesile olmasını diliyorum ve bütün Eldivan halkımıza tekrardan hayırlı olsun diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli kaymakamım, kıymetli Eldivan Belediye Başkanım, ilçelerimizin kıymetli belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanımız, çok kıymetli AK Partimizin il başkanı, ilçe başkanları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok kıymetli Eldivanlı hanımefendiler, beyefendiler, her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün günlerden Eldivan. Eldivan, elhamdülillah hizmete doymuyor. Tabii burada Kızılırmak Belediye Başkanımız var, Ilgaz Belediye Başkanımız var, Orta Belediye Başkanımız var. Onlar da burada bu heyecana ortak olmaya gelmişler. Ama biraz da kıskanıyorlar, farkındayım, ama Eldivan'ın alacağı var bundan önceki dönemde. Eldivan alacağını alacak. İnşallah kıymetli belediye başkanımız burada yapılanları söyledi ve rakam olarak da 100 milyon TL dedi. Yani eskinin parasıyla 100 milyonluk bir rakam. Hayırlı uğurlu olsun Eldivan'a. Helali hoş olsun. Eldivan bunu her zaman hak ediyor. Eldivan bunun her zaman üstesinden geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik dikiliyor. Biz de Eldivan'a ne yapsak az diyoruz. Projelerin hepsini takip ediyoruz. Hepsini neticelendirmeye çalışıyoruz. Tabii Eldivan inşallah bu altyapı işi bittikten sonra, Kargaz'ın bu güzel çalışmasından sonra inşallah üst yapıya da geçecek. Tabii bu üst yapıyla beraber de Eldivan'da farklılığı hep beraber yaşayacağız. Ama şurada geçen bir deremiz var. Bu dere gözümüze güzel gözükmüyor, değil mi? İnşallah orayı da yapacağız. İnşallah 2022'de dere ıslahında yapacağız. Şahintepe'mizi Ilgaz'a rakip olarak görmüyoruz ama Yıldıztepe'ye. İnşallah Şahintepe'mizi de hem Çankırı'nın hem de Ankara'nın en yakın piknik ve mesire alanı yapabilmek için de uğraşacağız. Bunun da bilmesini isterim. Tabii Eldivan ilçemizde meslek yüksekokulumuz var. Burada bulunan öğrenci sayımız 880. Öğrenci sayımız 2022'de inşallah 1500'e çıkıyor. Allah hayırlı mübarek etsin. Bununla ilgili konut çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ çalışmalarımız devam ediyor. Belki de yarın diyeceğiz ki bu 94 konutluk TOKİ bize yetmiyor. Yeni TOKİ alanları. Hepsinin takipçisiyiz. Hepsinin takibiyle beraber eser üretmekle ilgili de yakın gayretle özen gösteriyoruz. Çok kıymetli Eldivanlar. Tabii şimdi buraya meslek okuluna ilgili öğrenci sayımız artacak. Bununla ilgili de öğrencilerimizin zaman geçirebileceği, vakit geçirebileceği alanlara da ihtiyacımız var. Bir tane gençlik merkezine ihtiyacımız var mesela. İnşallah gençlik merkezimizde Eldivan'ımıza kazandıracağız 2022'de. Bura büyüyor, gelişiyor. Düğünlerimiz, faaliyetlerimiz, toplantılarımız, programlarımız artacak. Bununla ilgili de büyük bir mekana ihtiyaç olacak. O mekanın adı da kültür merkezi olacak. 2022'de inşallah onun temelini de atıyoruz. Tabii ben bunları söylerken kıymetli basın bunların hepsini belge altına alıyor. Bizim bu sözlerden kaçma ihtimalimiz yok. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'daki neferleriyiz. Verdiğimiz sözü tutar, yerine getirir ve halkımızı memnun ederiz. Biz, kusura bakmasınlar, muhalefeti üzüyoruz ama milletimizi de sevindirmeye devam edeceğiz. Muhalefet de yararlanacak doğalgazdan. Bu konuda müsterih olsunlar. Onların da iş yerlerine, evlerine doğalgaz gelecek Allah'ın izniyle. İnşallah Orta ilçemizde de bir aya kalmadan bu programı inşa edeceğiz diyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in talimatıyla Eldivan ve Orta ilçemize doğalgaz geldi. Bunun da özellikle bilinmesini isterim. Bu konuda emeğini esirgemeyen Ahmet Ahlatçı Bey'e de, Kargaz Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Ahlatçı Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu konuda emeğe geçen Enerji Bakanımız Fatih Dönmez Bey'e ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'e de teşekkürlerimi arz ediyorum. Burada emeğe geçen il başkanımıza, yöneticilere, belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de her zaman yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar diyen, istikametimizi belirleyen Eldivan halkına teşekkür olarak sunmak isterim. Allah hepimizden razı olsun ki bizlere görev veriyorsunuz, bizlere yetki veriyorsunuz. Biz de bunu yapabilmek için gece gündüz uğraşıyoruz, uğraşmaya devam edeceğiz diyorum. İnşallah Eldivan alacaklarını alacak ve Çankırı'nın en görkemli, en güzel, en sayfiye ilçesi olma yolunda yoluna gayretle, azimle devam edecek. Ben buradan tekrar doğalgaz açılışımızın hayırlı olmasını diliyorum. Tabii inşallah biraz sonra gazı buradan vereceğiz. Bu Alaaddin'in sihirli lambasından çıkacak bir gaz falan değil. Emekle, alın teriyle, gayretle Eldivan'a gelmiş gazın bir sembolü olacak. Bunun da özellikle bilinmesi istiyor. Hepinize saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyor. Gazımızın, doğal gazımızın Eldivan'a hayırlı olması istiyorum. Kalın sağlıcakla. Çakırından açtı, aman sarmaşık güllere dolaştım. Haydi de sarmaşık güllere dolaştım. Ver bir olsun dostum bana, beni de yar yar haremi. Ve kesilen şu kurban sadece senin rızan içindir. Ya Rabbi şu kurbanın... Ben Eldivanlı olarak 80 yaşımda bir insanım, Ali Baş. Burada Topraklık Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. 80 yaşımı doldurmak üzereyim. Bugüne kadar gelen hizmetleri ne de olsa bizler yaşadık. Allah bir de bin kere razı olsun. Menderes bu çayın duvarını ördü. Bizi her zaman sel alıp götürüyordu. Çok canlar yandı. Biz bunları yaşadık. O duvarı o zaman büyük yatırımla o getirdi. Ondan sonra büyük hizmetler bu hükümetimizin zamanında geldi. Tayyip Erdoğan'ın zamanında. Burada bizim başkanımız, diğer milletvekillerimiz olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar böyle büyük bir yatırım gelmemişti Eldivan'a. Bugün yaşıyoruz. Onun sevinci içindeyiz. Bak aşağıda spor tesisi yapıldı. Hükümet binası yapılıyor. Yeraltı teşkilatı yenileniyor. Doğalgazımız geldi. Yukarıda TOKİ var. TOKİ başladı. Bundan büyük hizmet olur mu daha? Daha ne olsun? Allah bir de bin kere razı olsun. Tayyip Bey'den ve onunla beraber çalışan insanlarla beraber. Buradaki belediye başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Bu işlerde hamur gibi yoğruldu, uğraştı, bu hizmetlerin gelmesinde vesile oldu. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Şimdiye dek hiçbir böyle bir şey olmadıydı. Şükür Mevlamıza, her şeyimize razıyız. Daha da yolumuz açık, neler olacak Eldivan'a. Değişik bir Eldivan olacak. Gelemez diyenlere geldi, yapamaz diyenler yapıldı. Belediye başkanımızın sayesinde oluyor bu yatırımlar, gelişmeler Eldivan'ımızda. Bu kadar iyi şeyler olmuyordu şimdiye kadar. Başkanımızın sayesinde burada değişik bir memleket olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor yavrum. Ankara'da kalıyorum. Kışın, yazın buradayım. Yani doğalgazın kolaylıkları artık yani tartışılmaz yani. Kışında kalır mısınız artık? Tabii ki, tabii ki. Kışında şimdi ne olacağım bugün? Gidip yani soba yakmak zor olduğu için kışın Ankara'ya... Ya zaten ondan Ankara'ya gidiyoruz biz. Sobanın şeyinden kovayı indir bindir yani odun, kömür falan diye. Bu kolaylıklardan Eldivan yararlandı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eldivan için biraz önce de zikrettim. İnşallah yakın zamanda kültür merkezimiz. Bu dönem tabii öğrenci sayımız artıyor. 1500 civarında bir öğrencimiz burada barınacak ve eğitim öğretimini görecek. Onu gerçekleştireceğiz. Hemen arka tarafta bir dere sahamız var. Onu da yapacağız. Şahin Tepesi diye bildiğimiz sayfiye merkezini, vesile alanını daha güzel, daha geniş kitlelerin faydalanabileceği bir noktaya getireceğiz. Malum biliyorsunuz doğalgazımızı da getirdik. Burada konutlaşmayı yatay mimari üzerinde daha farklı bir noktaya getirerek inşallah Eldivan'ımızı büyütebilmek için gayretlerimize devam edeceğiz. Çok mutluyuz. Duygu ve düşüncelerimiz anlatılmaz yaşanır derler ya, tabiri caizse klasik bir söz oldu ama gerçekten yaşıyoruz. Allah binlerce kez şükürler olsun ki doğalgaz gibi yaşam standartını yükselten bir hizmeti ilçemize kazandırmak bizlere nasip oldu. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Hizmetlerimizin devamı gelecektir. Bizi takip etmeye devam ediyoruz, edin diyoruz. Tam olarak her haneye ne zaman tamamlanmış olacak yaklaşık olarak bir zaman var mı? Biz doğalgaz izini EPDK'dan yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Aralık 2019 yılı içinde almış olduk. EPDK kuralları gereği 6 ay içinde inşaata başlayıp 18 ay içinde ilçeye de gazı yakma zorunluluğu vardı. O süre zarf içinde inşaata da başlandı. Gaz da yakındı. Sayın Müdürümüzün de dediği gibi şu anda ilçe genelinde %43 tamamlanma oranı var. Ve yine EPDK kararları gereği imar içindeki en son noktaya 5 yıl içinde götürme zorunluluğu var. Lakin bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde, ilişkiler neticesinde ve işi takibi neticemizde Allah nasip ederse önümüzdeki sene yapılacak yatırımla ilçe tamamında %85'in üzerine çıkmayı hedefliyoruz.